Bismillahirrahmanirrahim. Babul sülade. Tübâ'u bi zehebin ve fîhâ karezun ve zeheb. Bu okuyacağımız bab yine riba bablarından bir bab. Altın başka bir şeyle bir ziynet eşyası yapılmış. Hem altın var hem de başka ya inci ya başka bir parça yahut da kıymetli bir şey onunla beraber var. Bu satılıyor. Satıldığı vakitte ne surette satılacak? Altın karşılığı altın ya öteki eşyanın karşılığı bu ne olacak? Şimdi o altını o ziynetli şeyden ayırmak lazım mı değil mi? Burada ihtilaf var ulema arasında. Ulemanın bazı diyor ki altını ayrılacak. Altını altın mukabilinde satacak. Ziyade noksan olmayacak. Öteki şey de ayrıca kendi kıymetiyle satılacak. Ha, bizim Hanefi mezhebinde de diyor ki hayır. Bu şey satıldığı vakitte altına bakarız. Altın ne kadar getirir? Sırf mesela onda 10 dirhem altın olsa. Bunun parası da satılsa 10 dirhem altın 10 dirhemden daha fazla. 10 dirhem altının getireceği paradan daha fazla getirir. Ha öyleyse 10 dirhem 10 dirheme mukabil tutarız. O fazlası da diğer şeyin mukabilinde tutulur. Bu caiz olur. Yok, eğer eyni müsavi olursa vakit olmaz. Yahut da noksan olursa o da olmaz. Tefsilatı var yani. Fakat diğer ulema diyor ki muhakkak ayrılacak. Altını ayıracak, o ziynetli eşyayı da ayıracak, ondan sonra satacak. Bu da zor. Mesela adam getirmiş, yüzük yapmış. Altın yüzüğe güzel bir taş kaş koymuş. Zümrüt taşı koymuş. O ayrılacak diyor. Eğer Hanefi mezhebi de amel edilmezse ayrılacak. Altın başka satılacak. Öteki de başka. Ama neyle? Altınla satılırsa. Ama altın ise gümüşle satılırsa o başka. Şimdi evvela birinci kavli beyan ediyor. Haddesena İbrahim ibn Ebi Davud. Kale haddesena Ömer ibn Ayunil Vasati. قال حدثنا هشيم عن ليس بن سعد عن خالد بن أبي عمران عن حنش السنعاني عن فضالة بن عبيد الله قال أصبت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز. Bu mesele esas ashab-ı kiramdan Hazreti Fadale'ye dayanıyor. Hazreti Fadale diyor ki Khayber günü ben bir altın parçasına isabet ettim. Yani elime geçti ki onda hem altın var idi o şeyde hem de haras, oncuklar var idi. فَاَرَدْتُ وَنَبِيَعَهَا Onu öyle satmak istedim. Demek ki altından bir şey yapmış, ondan boncukları da asmış yahut da yerleştirmiş. فَاَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Ben Peygamber Efendimiz'e geldim. فَزَكَرْتُ ذَٰلِكَ لَهُ Bunu söyledim Peygamber Efendimiz'e ki ya Resulallah ben bunu satacağım. Ne surette satayım ben bunu? Fekale buyurdu ki efsil ba'daha en ba'din. Ba'sin ba'sinden ayır. Yani o boncukları altından ayır. Altın kendi halini olsun, boncuklar da kendi halini olsun. Sümme bi'ha keyfe şi'te. Ondan sonra sin zahirine göre İster o ziynetli şey altın ve boncuk olan o şey neyse, parça neyse. O ne gümüşüne sası isterse altında sası ayırmamış caiz değil. Bu hadisten bunu anlıyorlar bunlar. İlla ayrılacak, ondan sonra ayrı ayrı satılacak. Eğer altın kısmını gümüşle satarsa istediğine satar. Altınla satarsa tartısı tartısı ne olacak? Öteki boncuklar da ister altın ister gümüş ne getirirse. İşte keyfe şide dediğinden bu anlaşılıyor. İstediğin gibi vakitte sat. Bu bir hadisi şerif. İkinci hadisi şerif. Haddesena Rabi'ül Me'ezzin. Kale haddesena Esed. Kale haddesena Leysu ibn Sa'd. Kale haddeseni Ebu Şüca Sa'id ibn Yezid. El-Himyeri. En Halid ibn Ebi İmran. En Fadalete bin Ubeyd. Sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Hazreti Fadale'den rivayet ediyor. Fale işveriytü yevme Khayber. Aynı vaka. Aynı vaka da başka bir ravi vasıtasıyla.
Hazreti Fedale diyor ki Hayber günü ben satın aldım. Öteki hadiste dedi ki isabet etti bana. İsabet ganimetten almak manasına da gelir. Ama bu hadis izah ediyor ki onun eline o şeyin geçmesi satın almak suretiyle olmuş, satın almış. İşte reytü yevme Hayber kıladeten. Hayber günü ben bir kılade kadınların boynuna taktığı ziynet eşyası satın aldım. Evet. Fiha zehebun ve haras. Hem altın var, hem boncuk var. Neye satın aldım? Ne mukabilinde? Bisneyi aşere dinaren. 12 dinar mukabili aldım. 12 dinar. Dinar altının bir ayarlı ölçüde kesilmişinde dinar değil. Biz altın diyoruz. Eski tabirde ona dinar derler. Dinar dedim yani kesilmiş altın. Fefassaltuha. Ben ikisini ayırdım. Feize zehebu ekseru minisneyi aşere dinare. Boncukları ayırdıktan sonra altını tarttım. 12 dinardan daha çok geldi. Demek satan adam ne kadar aldanmış. 12 dinardan daha fazla altını var boncuklar ne kadar? Fezekertü zâlike li Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu geldim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme söyledim. Fekâle dedi ki la tubâ'u hattâ tufsilehû. Bu satılmaz illa ayrılacak altında boncuklar ayrılacak ondan sonra satılacak. Yani sen de bunu götürsen satsan haydi 12 dinar, 13 dinar, 14 dinara kârıyla sattın. Caiz ki onun altını 16-17 dinar altın var. Altında mizan müsavi olacak. Fazla noksan olmayacak. Haddesena Fâtun kâle haddesena Ebu Bekir ibn-i Ebi Şeybe kâle haddesena Abdullah ibn-i Mübarek an Sa'id ibn-i Yezid kâle semiyatu Halid ibn-i Ebi Emrar yuhaddisu an Haneşin an Fadalet. Haneşi Sen'ani'den birinci hadisi rivayet eden Fadalet'e. O da Hazreti Fadalet'e rivayet ediyor ki قَالَ اُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَوْمَ خَيْبَرَ بِقِلَادَ. Peygamber Efendimiz'e Hayber günü bir boyun ziyneti getirdiler ki فِيَا خَرَزُنْ مُعَلَّقَةٌ بِذَهَبْ. Onda altına bağlanmış asili boncuklar var. Demek bu ziynetli şeyin, kıladenin kendisi esası altın. Fakat boncuklar da ondan asili. Onlara işte delmiş, takmış. Ziynetli bir şey yapmış. Evet. İbta'aha racülü. Bir adam onu satın aldı. Bisebi'in ev bitis'in. 7 dinara satın aldı yahut da 9 dinara. Şimdi bu hadisi şerifte Hazreti Fedale'nin dediği ki evet rivayeti başka bir adam kendisi değil de başka bir adam böyle bir şey almış. Ve o da ya 6 dinar, 7 dinara ya 9 dinara almış. Halbuki yukarı ki hadis-i şerifte kendisi satın aldığını söyledi. Burada da bir adama getirdi. Bir adam almış dedi. Peygamber Efendimiz'e getirdiler. Fe'aten Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e geldi o adam. Fezekere zâlike lehu. Bunu ona zikretti. Fekale. Peygamber Efendimiz buyurdu ki la bu satılmaz. Hatta tümeyyize mâ beynehumâ. Bu iki şeyin arasını tefrik etmedikçe, boncuğu altından tefrik etmedikçe. Fekâle, o adam dedi ki, innemâ araktül hicâre. Ya Resulallah ben altınını kastetmedim. Ben bunun boncuğunu kastettim. Boncuğu için almış. Demek ki o da kıymetli bir şeymiş. Daşı aldın. Fekâle la. Yine buyurdu ki bu caiz değildir. Hatta tümeyyize beynehumâ. İkisinin arasını ayırmadıkça bu satılmaz. Feraddehu o adamda gerisini geri götürdü, geriye verdi. Şimdi bu üç hadisi şerif iki rakayı anlatıyor. Birinci ve ikinci hadisler Hazreti Fudale'nin 12 dinara satın aldığı iladeyi beyan ediyor. Almış o, fakat ondan sonra satmak için Resulullah Efendimiz'e gelmiş o da ayır, boncuğu altından ayır, ondan sonra istediğin gibi sat. Ama üçüncü hadisi şerif, Hazreti Fedale'nin huzurunda başka bir adamın vakasını anlatıyor ki ben buradaydım, Resulullah Efendimiz'e bir adam
O da yine böyle bir kilade onda boncuklar var. Almış ya 7 ya 9 dinara geldi. Sordu Resulullah Efendimiz de bunu böyle almak caiz değildir. Ayrılacak altından boncuklar, ondan sonra satın alacaksın. O adam da almadı diyor. Gerisin geri götürdü. Reddetti. Faraddehu. Bu bir gavur oldu. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tehavi buyurdu ki fezehebe kavmun, bir kavim zahib oldular. İlâ ennel kiladete, o kilade innemâ kâne kemâ zekerne, bizim zikrettiğimiz gibi olursa lem yecüz, caiz olmaz. En tübâ'a bizzehebi, altın ile satmak o caiz olmaz. Ya gümüş ile satabilirsin, başka bir malle satarsın. Ama bu şekilde altından onu satamazsın. Niye altını altından satıyorsun sen? Bu şekilde satılmazsın. Neden? Riba karışır. Buradaki altını bilmiyoruz ki. Sen bunu getirdin. Altından verirsen müsavi mi geliyor? Bir ziyadelik var mı yok mu onu bilmiyoruz. Onun için altını çıkaracaksın, dartacaksın. Ona göre altından satın alacaksın. Bu caiz olmamak neyle satılırsa? Altın ile satılırsa. Gümüş ile başka bir parayla olursa olur. لَاَنَّ ذَٰلِكَ السَّمَنْ, ona verilen para. وَبَزَهَبٍ, o da altındır. Aldığın altın, o da verdiğin para da altındır. اَلَيْسَ يُقْسَمُ عَلَى قَيْمَةِ الْخَرَجِ وَعَلَى الذَّهَبِ, o verdiğin para hem altına, bir kısmı altına karşı, bir kısmı da boncuğa karşı teksim edilecek. İşte adam ne kadar altın veriyorsa bunun şu kaderi altın mukabili, şu kaderi de boncuk mukabili. فَيَكُونُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مَبِيعًا, o altından boncuğun her ikisi nebiye satılan şey oldu. Ne sebebiyle? بِمَا أَسَابَهُ مِنَ السَّمَنِ, semenden kendisine isabet eden bir kıymet mukabilinde. كَلَّ عَرَدَيْنِ, iki satılan eşya gibi oldu. يُبَعَانِ بِذَهَبٍ, ikisi altında satılıyor. Altından boncuk, evet. فَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مَبِيعٌ, bunlardan her birisi teker teker mebiyadır. Bima asaba kıymetehu, kıymetini isabet eden şey sebebiyle. Min zalike zeheb, o zehebten. Diyelim o kıymetli şeyi getirdi. Pazara götürdüler kıymetli bir şeye. 40 dinar verelim. 40 dinar denilince adam şimdi 40 dinar altını veriyor. Ne mukabili veriyor? O bu, ziynetli eşya. Ha boyun bağı olsun, ha bilezik olsun, ha başka bir şey olsun, ha kemer olsun mesela. Altından bir şey, onda başka kıymetli taşlar da var. 40 dinara bu satılıyor. O 40 dinarı ne mukabili veriyor? O almış olduğu şeydeki altın ve diğer taşların karşılığı olarak veriliyor. Öyleyse farz edelim ki bunun, o taşların kıymeti 5 dinar. Böyle farz etsek. 5 dinarı taşların mukabilinde, 35'i de altınların mukabilinde. Ama şimdi o şeydeki, bu ziynetli eşyadaki altın ne kadar? 45 dinarın vezninde mi, daha mı aşağı, daha mı yukarı, bu bilinmiyor. Bilinmediği gibi riba oluyor, caiz olmuyor. Öyleyse onu altından satacağısa ayırsın boncuklarını, altını diyelim kaç dinara sattı, tarttı ya 5 dinar, tamam. Vezin vezin, seva seva, taşlarda ne tutarsın? O caiz. Yok, altından satmaz da gümüşten satarsa istediğini satar. قالوا, dediler ki فَلَمَّا كَانَ وَقْتَكِ oldu, مَا يُسِيبُ الزَّهَبَ, zehebe isabet eden, o kıymetten ona isabet eden oldu. اَلَّذِ فِي الْقِلَادَ, kiladedeki altına isabet eden kıymet oldu. اِنَّمَا يُسِيبُهُ بِالْخَرَزِ, hareze de isabet etti, boncuğa da isabet etti. وَالظَّنْ, zen de şudur ki وَكَانَ الزَّهَبُ لَا يَجُوزَنْ يُبَعَ بِالْزَّهَبِ, altın altınla satılmaz. İlla mislen bir misli. İlla misli misline satılır. Lem yecüzü vakıtta el beyo. Lem yecüzü el beyo. Beye caiz olmadı. İlla en yu'leme, illa bilinirse ki enne semenez zeheb ellezi fil kilade, o kiladedeki olan altının kıymeti misli veznihi minez zeheb, o kıymetten verilen zehebin misline. Mesela dediğimiz gibi 40 dinarlık almışsa o şeydeki altını ayırsak bu 45 dinar eder. 35 dinar eder. 35 dinar eder. Öyleyse 45 de taşa kalır.
mezinleri müsavi. Zaten o şeydeki verilen 40 dinarın 35'ini altın mukabili verdik. 35 dinarından da darsak müsavi olacak. Eğer böyle olduğunu bilsek o caiz olur. Misvez imine zehel ellezî müştüriyet bihim gılâde. Gılâde karşılığında vermiş olduğu altın, o gıladedeki altının misli olursa o vakitte caiz olur. Onda mislini ne bileceğiz? O onun misli mi değil mi? Ayrılacak. Boncuktan ayrılıp da tartılacak ki biline. Ve la yu'lemu bi kismeti semen. Parayı teksim etmekle bilinmez ki. Biz 40 dinarı aldık. 5'i boncuklara olsun. 35'i de altına, altın mukabili olsun. Bu böyle teksim etmekle bilinmez. İnnemâ yu'lemu bu bilinir de en yekûne alâ hideti. Tek başına olacak. Altını tek başına tartacağız. Öteki kıymetini de tek başına tartacağız. İnşallah olur. İlla ba'den yufsale zehebuha minha. İlla o şeyden altını çıkarılacak. Tartılacak ki bakalım 35 dinar ağırlığında var mı yok mu? Evet. İnnemâ yu'leme ben yekûne ilâ hidetin ba'del vukûfi alâ veznihî. Altının veznini bileceğiz ki ona vakıf olalım da ondan sonra tamam. 35 dinar kıymetinde bunda altın varmış. Ve zâlike gayru mevkufun aleyh. Eğer boncuklardan ayrılmazsa bunu bilemeyiz. Bu anlaşılmaz. Ba'den yufsale minel kılade. İlla kıladeden fasledildikten sonra bilinir. Yoksa bunu ne bileceğiz? Bilmez. Öyleyse bu caiz değildir. Kalu dediler ki fela yecuzu beyu hazil kılade. Bu kıladeyi satmak caiz olmaz. Biz zehebi altın ile illa ba'den yufsale zehebuha minha. İlla onun altınında ayrılmadıkça altın ile satılmaz. Başka parayla satılır. Lima kad zekernahu an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e nakrettiğimiz bu hadisi şerifler için وَلِمَا اَحْتَجَجْنَا بِهِ مِنَ النَّظَرِ. Bir de kıyas da getirdik. وَالنَّظَرِ dedi ya yukarıda. قَالُوا فَلَمَّا كَانَ مَا يُسِيبُ الزَّهَبَ الَّذِي كَرِقِلَا دَ اِنَّمَا يُسِيبُهُ بِالْخَرَسِ وَالظَّنُّ. Zan dedik işte o nazar yani. Evet. Hem neklen ispat etmiş, ispat etti, hem de kıyasen ispat etti ki altın ile satılmaz illa ki o iki şey birbirinden ayrılar. O ne yapacak? Başka bir şeyle yapacak, satacak. Ve halefen fî zâlike âherûn. Burada kalsın, bu kadar yeter teberrüken. Velhamdülillâhi rabbil âlemîn ve sallallahu alâ seyyidina Muhammedin ve alâ azim ve seyyidina. Ve halefen fî zâlike âherûn. Bu mesele hakkında diğer alimler bunlara muhalefet ettiler. Fekâlu dediler ki, imkâne tâzihil kılâde. Bu kilade olur ise la yu'lemu miktaru zehebiha, ondaki altının miktarı bilinmez ise e huve mislu vezni cemi'es semen, o kiladeye verilen kıymetin, altın olarak verilen kıymetin vezninin misli midir? Ev ekellu min zalik, yahut ondan az mıdır? Ev ekteru, yahut da çok mudur? Bu bilinmez illa bi en tufsalel kilade. İlla kilade tafsil olunmakla. Tufsile de olur, tufassile. İlla bi en tufassalel kilade, tu kilade tefsil oluna. Feyuzele zâlike zehebü lezî fîhe. O kiladede olan altın tartılar. Feyûkafe alâ zinetihi. Onun ne miktar olduğu biline. İlla bu şekilde olursa, yani bilinmiyor, hatta o ayrılacak, o altın tartılacak ki bakalım ne kadardır? Fazla mıdır, noksan mıdır, müsavi midir? Evet, bu şekilde olursa lem yecüz bey'uha bi zehebin, o kiladeyi altın ile satmak caiz olmaz. İlla ba'de en yufassale zehebuha minha. İlla onun altını temyiz edilip ayırt edilecek o kiladeden. Feyu'aleme, biline ki ennehu ekellu min zâlike semen, biline ki evet ondaki altı o semenden azdı. O vakitte caiz olur, yoksa olmaz.
mesela kilade 12 dinara satın alınmış ise, 12 altında satın alınmış ise, bunu da bilmiyoruz. O vakitte o tefsil edilecek, ayırt edilecek, tartılacak, bakılacak ki 12 altın miktarınca değil, az. Eğer az ise caiz. Yok. nasıl yukarıkiler dediler ki hiç caiz değil. Bunlar diyorlar ki hayır, az olursa caiz. Çünkü orada başka eşyalar var ya, diyelim 12 altın almış, ondaki altın tartı itibariyle 10 altın miktarı oluyor. Değil ki altın miktarı fazla oluyor, o da diğer eşyaya mukabil sayılır. Ve inkânetil qilâde. Qilâde olursa, yuhiyyitul ilmu. İlim ihate ederse, bivezni mâ fiyâ minezzeh. Ondaki altının miktarını bilirse, katı olarak biliyor. Adam diyor ki, yahu ben bunu yaptım yahut yaptırdım. Bunda şu kadar miskal altın var. Şu miktar altın var. Böyle katı bilinirse. Ve yu'alemu. Bilinirse ki, ennehu akallu minezzeh. Billezî bi'at bihi, kaç altına satıldıysa o parası, verilen paranın, altının miktarından miktarı egal olduğu da bilinirse evlâ yahutul ilmu bi veznihi, yahut da ilim onun veznini bilmiyor, illâ ennehu yu'lim, yalnız biliniyor fil hakikâ, hakikatte ne kadar miktar altın olduğu belli değil de yalnız biliniyor ki akallu mines semen, semenden, paradan azdır. Ellezî öyle para ki bi'at bihil gilâde. Gilâde o miktara satıldı. Ve huve zehebün, o semende altın, ondan az olduğu bilinirse fe'l-bey'u caizun, o vakitte bi'i caizdir. O gilâde de insan bakıyor ki basit bir şey var mesela. Basit bir altın var. Diyelim 12 altını almış olsa, onda çok olsa çok olsa 4-5 altınlık bir altın var. Yani bu 4-5-7-8 neyse o miktarda, yani fazla olmaz. 12 dinar, 12 altın mukabilinde olmaz. Bu katı surette biliniyor. Öyleyse caizdir. Niçin? O para verilen altın olarak para verdi ya, onun altın kısmı, altın o kadar miktar altına sayılır. Diğer fazlası da eşyaya karşı tutulur. Şimdi bu ikinci mezhebin delili bu. Bunların davası bu. Fakat birinciye muhalif bu. Diğer iki kavim daha gelecek ya. Ve zalik, bunun caiz olması, ennehu yekûnü zehebuha, o kiladenin zehebi altın olur. Bimisli veznihi minezzeheb, altının mislinden, vezninin mislinden olur. O vezinde nedir? Esemen, para. Para veriyor ya, o paranın ne kadar altın verdiyse, giladedeki altının ne kadar vezni varsa, o kıymeti olan altının o kadar vezine mukabil tutulur. Ve yekûnü mâ fîhâ minel haraz, o giladede olan taşlar, boncuklar da olur. Bîmâ bekiye minel semen, semenden baki kalanın karşılığında mukabilinde olur. Ve la yahtaju ileyhi fil urudil mebi'ati bis semenil vahid. Ve la yahtaju, muhtaç olmaz ileyhi, bunu bilmeye, fil urudil mebi'ati, satılan eşyalarda, bis semenil vahid, bir semen ile. Ayrı ayrı yapmıyor da birkaç eşyaları birden topluyor. Bu şu kadar şunun mukabili, şu kadar şunun mukabili, ona demeye lüzum yok. Öyleyse bu da onun gibi olur. Ve delilü ala zalik, bunun üzerine delil, reyne zehebe, biz altını gördük ki la yecudu, caiz olmaz. En yuba'a bi zehebin, altın ile satılmak, illa mislen bi mislin, burada illa yok, bir illa yazıyor. Yani biz kaide olarak gördük ki altını altına satmak caiz olmuyor, illa misli misline olursa. وَرَيْنَهُمْ, biz ulema'yı da gördük ki لَا يَخْتَلِفُونَ, ihtilaf etmiyorlar. فِي دِينَارَيْنِ, iki altındaki اَحَدُوْمَا فِي الْجَوْدَةِ اَفْضَلُ مِنَ الْاَخَرِ, iki altın, birisi daha güzel, ayarı temiz, birisi biraz ayarı düşük. Evet, bunda ihtilaf etmiyorlar. Bunların ikisini satsa, بَيْعَنْ, satmakta. صَفْكَةً وَاحِدَةً,
sefkayı vahideyle. Yani bir pazarda bunları satsalar. Bir dinareyni mütesaviyini fil cevde. Tazelikle müsavi iki dinara. Yani adamın iki dinar verip iki dinar alıyor. Vermiş olduğu dinarın birisi güzel, ayarı güzel, birisi aşağı. Fakat iki tane ayarı güzel altına, altından satış yapıyor, değişiyor ama vezin vezine, vezinde müsavi. Vezinde ziyadelik yok. Bunda da ihtilaf etmediler. Bu da caiz dediler. Ev bi zehebin gayri medrubin ceyyidin. Yahut iki dinarı, birisi güzel, birisi güzel değil. Bu iki altını şeyle sattılar. Altın ile. Yani sikke kesilmemiş altın ile. Külüş altını da sattılar. O külüş altının da ayarı iyi, güzel. Halbuki bunu vermiş olduğu altının birisinin ayarı güzel, birisi değil. Fakat İkisi de müsavi vezinde. İhtilaf etmediler ki ennel beya caizun. Bu da beya da caizdir. Çünkü altının bize ayarına bakmıyoruz. Altının tartısına bakıyoruz. Felev kâne zâlik, eğer bu olursa merduden, orada da bir elif ister. Bu merdud olsa neye? İlâ hükmül kıymeti, kıymetin hükmüne. Bu alışveriş, hayır biz kıymete bakalım. Bunun vermiş olduğu altının birisi iyi, birisi iyi değil. Birisi çok kıymet getirir, birisi az kıymet getirir. Öteki altınların ikisi de iyi kıymet getirir. Böyle kıymetin hükmüne reddedilse كَمَا تُرَدُّ الْعُرُودُ مِنْ غَيْرِ الزَّهَبِ وَالْفِضَّةِ Altın ve gümüşten diğer eşyalar reddedildiği gibi. Mesela insan iki şeyi getirip satar. Alan alan der ki ben buna para veriyorum ama bu birisi kıymetli işte paranın üçte ikisi ona. Öteki de biraz zayıf mesela üçte birisi de ona. O olur. Evet. Onlarda olduğu gibi bunlarda böyle olsa izâ bi'at bi semenin vâhidin. Bu eşya bir parayla satıldığı vakitte. Bunlarda böyle olsa izen lefesede bey'e o vakitte bey'e fasit olur. Biz altınları kıymete eşya gibi tutuyoruz da İki altını satıyoruz. Yine iyi kıymet, kötüsüne de kötü kıymet o itibariyle tutuyor. Öteki almış olduğu altınların ikisi de güzel. Onların da yarı yarıya oluyor. Eğer bu şekilde olursa insan nefes eder diye. O diye fasit olur. Yani dinara rediye, redi olan, aşağı olan altın yüseybuhu ona isabet eder. Ekellü min veznihi, kendi vezninden ekel bir para isabet eder. اِذَا كَانَتْ قِيْمَتُهُ اَقَلَّ Eğer onun kıymeti az ise min kıymeti dinarin ahar öteki dinardır. Eğer kıymete teksim edilebilir olsa iyi dinar 22 ayar altın, öteki de 18 ayar altın. İşte bir kıymette fark eder. 22 ayar altının kıymeti fazla olur. Onun için kıymete karşı tutulmuyor. فَلَمَّا اُجْمِعَ عَلَى صِحَّةِ ذَٰلِكَ الْبَيْعِ Bu beyan, bu beyan sıhhatine ki vaktiyle icma olundu. Yani bir aşağı, bir de iyi altını verdi, iki müsavi güzel altın aldı. Vezinde müsavi olduğundan bu beyan sıhhattir diye bunda icma oldu. وَكَانَتِ السُنَّةِ سُنَّتَّ قَدْ سَبَتَتْ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resul-i Ekrem Efendimiz'den sabit oldu ki بَاَنَّ الذَّهَبَ ذَهَبْ كِبْرُهُ وَعَيْنُهُ Onun külüçesi ve aynı, aynı sikke kesilmiş. Sevabı müsavidir. İster sikke kesilmiş olsun, isterse külüçü olsun, müsavidir. Sebete bizalik, bunun da sabit oldu ki enne hükme zehebi fil bey'i satışta zehebin hükmü zekâne bi zehebi. Altın ile satılırsa alâ gayril kismeti alel kıyam. Kıymet üzerine, kismetin gayrisi üzerinedir. Kıymete teksim edilmez. Ya vezne göredir. Ve ennehu mahsusun fi zalik. Bu altın satışı, altından satışta bu meselede mahsustur bir hükmün. Bu altından satmak bir hükmü mahsustur. Dûne hükmü sâiril urûdil mebî'ati sefketen vâhide. Bir pazarlıkla, muhtelif eşyalar bir pazarlıkla satılırsa onun hükmü başkadır. Altına satılırsa bu başkadır. Ve innemâ yusîbuhu bu altında satmada ona isabet eder. Mine semeni semenden vezni isabet eder. Sattığın altın ister iyi ister kötü olsun, o vezin, o miktar altın alabilirsin.
la ma yusibu kıymetu. Onun kıymetinin isabet ettiği değil. Sen iki altın alıyorsun. Bu iki altın diyelim mesela 2000 riyal eder. Sen verdiğin altın ise birisi birisi aşağı 2000 etmez, biraz noksan eder. Mesela 1500 eder. Eğer kıymete koyursansa bak kıymette fark ediyor. Ama vezin itibariyle olursa ikisinin vezinde müsavi. Hangisine itibar edilecek şeref? Vezne itibar edilecek. Vezinleri müsavi olacak. Kıymetli isterse fark etsin. فَهَذَا هُوَ işte bu مَا يَشْهَدُ bir şeydir ki şahit olur. لَهَذَا الْقَوْلِ bu kavle, bu ikinci mesele مِنَ النَّزَرِ قِيَسْتَارِ. Şimdi kıyas getirdi ki bu caiz olur. Şimdi birinci kavlin hulasesi, bir eşya satıyorsun, onda altın da var, başka şey de var. Bunu kat'i surette satmak caiz değil. Altın ile satacak olursansa altınını ayıracaksın. Öteki şeyi de ayıracaksın. Altınını tartı ile karşılığında altınla satacaksın. Diğer eşyayı da kendi kıymetine sonra satacaksın. Yani ayrılmamış satılmaz. Bu ikinci kavl diyor ki hayır, mesele öyle değildir. Mesele tefsilatlıdır. O sattığın şeydeki altının miktarı ya malum olur ya olmaz. Malum olur ki adam vermiş yaptırmış yahut da uyumcunun kendisi yapmış. Biliyor ki bunda şu kadar altın var. Eğer bilinirse o kadar altın mukabilinde satılır. Eğer böyle bilinirse bu caiz. Yok bilinmiyorsa, o bilinmiyorsa mecbur ayrılacak. Bilinmiyor da yalnız bakıyoruz ki nazarda bunda pek basit bir altın var. Yani mukabilinde alacağı altın bundan çok. Bu da hakikaten biliniyor, öyle zannen değil de hakikaten bilinirse bunu satmak caiz. Ya az olduğu tebeyyün ediyor böyle, hakikaten tebeyyün ediyorsa o vakitte insan neye satarsa oradaki altın ne kadar varsa alacağı altının o kadar vezine mukabil tutulur, fazlası da öteki eşeğe karşı tutulur. Fakat birinci kavl bunu tecviz etmiyor. Diyor ki hayır, illa ayrılacak. Demek bu ikinci mezhebe göre iki surette ayrılmaya lüzum yok. Ya oradaki altının miktarı biliniyor yahut az olduğu muhakkak biliniyor. Yok. Hakikaten bilinmezse, az olduğu da hakikaten bilinmezse, şüpheli olursa bu vakitte o da temiz edilecek, ayırt edilecek. Altını altınla satacak. Fazlasını da bir kere istediği şekilde satacak. Şimdi bunu ne en büyük çaresi başka bir şeyle satmak. Şimdi altın altınla satmakta bu müşkilat var. Evet. Onun kolayı altınla satmaz da başka parayla satar. Fakat meseleyi kaydı olarak beyan ediyor. Fakat izdarebe aleyna hadisu fedale. Kaldı fedalenin hadisi. Fedalenin hadisine ne diyeceksin? O kıladeyi götürdü. Resulullah Efendimiz dedi ki bunu satmak caiz değildir. İlla ki altınını ayırt edeceksin. Ellezî zekerine, nitekim yukarıda zikreyledik. Ve revâhu kavmun, cemaatin bir kısmı fedaleden zikrettiler. Alâ mâ zekerine fî evveli hazel bab. Bu babın evvelinde zikrettiğimiz üzerine rivayet eylediler. Ve revâhu âkharûne lâ gayri zâlik. Başkaları da bunu başka şekilde rivayet eylediler. Rivayetlerde ihtilaf var. Peki o yukarıki rivayetleri okuduk. Bu ikinci rivayetler neymiş? حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو هاني أنه سمع علي بن رباح اللخمي يقول سمعت فضالة بن عبيد الأنصاري يقول علي بن رباح اللخمي diyor ki ben fadaleyi işittim, dedi ki ütiye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve huve bi Khayber. Peygamber Efendimiz Khayber'deyken ona getirdiler bir kıladetin bir boyun ziyneti ki fiha zehebun ve haras. Onda hem altın var hem boncuk var. Ve hiye minel meganim. O da ganimetlerden idi. Tübâ'u satılıyor. Ganimet mali satıyorlar ki onun parasını gaziler arasında teksim edecekler. Veyahut da gazinin birisine isabet etmiş. O satıyor. Şimdi burada diyor ki getirdi Resulullah Efendimiz'e bunu gösterdiler. فَاَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ وَاَلِهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz emreyledi بِالذَّهَبِ الَّذ۪ي فِي الْقِلَادَ O kilâdede olan altın
altına emriyledi ki fenüzi'a vehdi. Dedi ki bunu çıkarın, kendi haline yapın. Öteki boncuklardan ayırın. Sümme kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sonra buyurdular ki ezzehebe bizzehebi. Altını altını da satın. Bundaki altının miktarı neyse o miktarı da o vezinde altın alın. Veznen bir veznin tartısı tartısına müsabı olsun. Rivayetlerde Peygamber Efendimiz caiz değildir kat'i surette dedi. Bunun ikisinin arasında fark buluyor diyor. Bir hadis daha var. Haddesena Rabiul Mazin ve kâle haddesena Esed ve kâle haddesena İbn-i Lehiyya ve kâle haddesena Hümeyd İbn-i Hâni an fedâlen Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Yine aynı hadisi şerifi zikreyledi. Gayre ennehu lem yekul bi Hayber. Bu vakanın Hayber'de olduğunu buyurmadı. Yani yalnız Hayber'i zikretmiş. Yoksa aynı hadisi şerifi zikreylemiş. حدثنا بكر بن إدريس قال حدثنا المقري قال حدثنا حيوة عن أبي هاني فذكر بإسناده مثله أين حديث الشريفي باشك بإسناد بذكر إلهي ففي هذا الحديث غير ما في الحديث الأول işte bu ikinci rivayette gelen emirlerden birinci hadiste birinci rivayette gelenlere muhalefet var başka bir şekilde var. O da neymiş o? Fî hâdâ bunda olucudur ki enne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz nezâ'l-zehebe altını çıkardı ve ce'alehu alâ haydetin kendi harına tek başına olarak altını kıldı. Sümme kâle sonra buyurdu ki ez-zehebe biz-zehebi veznen biyesin. Altını altında tartısı müsavvı olarak satın. Liye'alem niçin bunu emretti? لِيَعْلَمَ النَّاسُ Nas bilsin ki keyfi hükmü zehebi bilzehebi. Altını altınıyla satmanın hükmü nedir? Bunu bildirmek için Peygamber Efendimiz emreyledi bunu. Yani hakikaten onu çıkarmamış satması caiz değildir manası çıkmaz. Ya orada niçin emreyledi? Nas bilsin ki altını altında satarsa tartışı müsav olacak. Fakat yecüzü en yekûne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Caiz ki Peygamber Efendimiz olmuş ola. Fassala zehebe zehebi temiz etti ayırdı. Lenne selâhel müslimi Müslümanların selâhi menfaati kâne fizalik bundaydı. Altın lazım idi. Onun için ayırdım dedi bunu. Fesu ile işlenildi mâ fihi selâhulun. Müslümanların menfaati selâhi hangisindeyse o işlenildi. O da neydi? Müslümanların ihtiyacı altına var. Boncuğa yedi. Onun için onu ayırt etti. Ya bunun içindir. لَا لَاَنَّ بَيْعَ الزَّهَبِ Yoksa şunun için değildir ki altını satmak قَبْلَاً يُنْزَا وَاَشْكَنَنْ arasından ayırmaksızın مَا غَيْرِهِ başkasıyla beraber فِي سَفْقَةٍ وَاحِدَ bir pazarlıkta gayr-ı caizin caiz değildir. Bu mana maksut değil. Bu manaya değil. Ya buradaki Peygamber Efendimiz'in emri altının altınla satılmasını herkes bilsin ki tartısı müsavi olacak. Yoksa bir şeyde altın varsa o ikisi bir pazarlıkta satılmaz manasına değil. Ve hâdâ hilâfu mâ ravâ men ravâ enne Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kâle lâ tübâ'u hattâ tufassal. İşte burada yukarıki rivayetin halifatı. Yukarıki rivayet neydi? O satılmaz, satılması caiz değildir, hatta temiz edilecek. Halbuki bunda o hüküm yok. Satılması caiz değildir değil. Emretti ki ayırın. Bu emir de ikiden hali değil. Ya Müslümanların altına ihtiyacı vardı bunun için. Evet. Yahut da Müslümanlar bilsinler ki altın altına satılırsa nasıl satılır? Vezne müsavi olsun. Onun için emretti bu. Böyle emretti. Öyleyse bunlara göre o eşyayla beraber altın bir pazarlıkla satılabilir. Ne vakitte? Altının miktarı malum olursa yahut da miktarı az olduğu bilinirse. وَقَدْ رَوَاهُ وَآخَرُونَ عَلَى خِلَافِ ذَٰلِكَ اِيْدَى Başkaları buna muhalif rivayet eylediler. Bu da üçüncü fadal eden. Üçüncü bir rivayet. حَدَّسَنَا رَبِيعُ الْمَازِنُ قَالَ حَدَّسَنَا أَسَدْ قَالَ حَدَّسَنَا بْنُ لَهِيَا قَالَ حَدَّسَنَا خَالِدُ بْنَ أَبِي عِمْرَانَ قال حدثني عن ابن عبد الله السنعاني أنه كان في البحر بحر الله لم بحرين وصدره عبد الله السنعاني عن ابن عبد الله السنعاني يقول كبير بحر ديدي
Ne akadalete binne Ubeydin. Ne akadalete binne Ubeydin Ensari'yi. Fadale ile beraber. Kale Haneş. Haneş dedi ki feşterîtu kiladeten. Ben bir kilade aldım. Fîhâ tibrun ve yakutun. Onda altın vardı. Yani sikke altın değil de sikke bir olmayan altın vardı. Ve yakutun ve sebercet. Yakut sebercet de vardı. Fâteytu Fudâlete bin Ubeyd. Ben Fudâle'ye geldim. Ve zekertu lehu zâlik. Haleş diyor ki ben Fudâle'ye bunu sordum. Fekâle dedi ki lâ te'ahudü tibre bi tibri illâ mislen bi misil. Altını altına tartıyla müsavi olarak al. Yoksa alma. Fe inni kuntu ma'a Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem bi Khayber. Ben Peygamber Efendimizle Khayber'deydim. Feştereytu kiladeten bi seb'ati denanir. Bir kiladeyi 7 dinara satın aldım. Fiha tibrun ve cevher. Onda altın ve cevher de vardı. Feseltu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimize bunun hükmünden sual eyledim. Fekale buyurdu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. La te'ahuzü tibre bizzeheb illa mislen bimislen. Sen ondaki altın külçü olan altını sikkede altınla alıyorsun. Fakat bu misli olsun, misli olması caiz değildir. فَسِيَادَ الْحَدِيثِ Bu hadiste doğrucudur. غَيْرُ مَا تَقَدَّمَهُ مِنَ الْحَدِيثِ Geçen hadislerde beyan edilen hükmün gayrisi olucudur. وَذَٰلِكْ Bu gayrilik de اَنَّ مَا حَكَى فَضَالَةُ فِيَادَ الْحَدِيثِ Hadisin bu hadiste, fedalenin bu hadiste zikretmiş olduğu, hikaye etmiş olduğu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den nedir? هُوَ تِبْرُ بِذَّهَبْ Külüçe bir altının sikkeli altında satılmasının hükmüdür. Mislen bir mislin tartıyla. Onda bunu beyan ediyor. Mesela adam gitti bir külüçe altın alıyor. Yarım kilo altın ver bana bu külüçeyi. Neye verirsen? Adam da yani mesela 200 altına veriyor. 200 altını veriyor, alıyor. Bu caiz olur mu? Yok, olmaz. İlla tartılacak. Külüçü oraya koyulacak. O eldeki paralar da altınlar da koyulacak. Tam dart-ı müsavi olacak. O vakitte caiz olur. Çünkü o külüçeyi satan o sikkeli altından biraz fazla almış olur. Yahut da noksan almış olur. O vakitte riba olur. Ne fazla olacak ne noksan. Bu rivayette ise bunu beyan ettiği Fudale Tibir'in Tibir, külüçü altının öteki sikkeli altında satılması ne suretle olur? Onun hükmünü beyan etti. O da ne, hükmü de ne? Mislen bir mislin olacak. وَلَمْ يَذْكُرْ فَسَادَ الْبَيْعِ Bey'in fesadını zikreylemedi. فِي الْقِلَادَةِ الْمَدِيَ Satılan o kilâdede pazarlık yoktur, caiz değildir, fasittir. Bunu zikreylemedi. Bizalik bu sebeple اِذْكَانَ fiha Onda var idi. ذَهَبٌ وَغَيْرُهُ O kilâdede altın ve gayrisi de var idi. Bu bey'e fasittir demedi bu hadiste. Yalnız dedi ki sen ondaki altını külüşü altını, öteki sikkeli altını ile alırsan sen misli misli olsun. فَهَذَا خِلَافُ الْحَدِيثِ لُوَلِّكَ الْحَدِيثِ Bu hılafınadır bu. وَقَدْ رَوَاهُ آخَرُونَ Başkaları da rivayet eylediler. اَيْذَا يَنَا بِلَّكِ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ Başka bir manaya. حَدَّسَنَا يُونُسُ قَالَ حَدَّسَنَا بْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِي قُرَّةُ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَمْرُ بْنِ الْحَارِثِ اَنَّ عَامِرَ بْنِ يَحْيَى الْمَعَافِرِ اَخْبَرَهُمَا اَنْ حَنَشَ أنه قال كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة bir gazada Hazreti Fadale ile beraber idik. Fesaret li ve li ashabi ben ve benim ahbabım dostlarımın oldu hep bize yani mal ganimet olarak geldi. Qiladetun bir kilade. Fiha zehebun ve barikun onda altın var, gümüş var ve cevherun cevher var. Fearat ve neşteriha ben istedim ki onların arasından onu alayım. Yani arkadaşlarının beraber müşterek bunu Haneş kendisi satın almak istemiş. Feseltu Fadale. Diyor Fadale'ye sordum. Fadale dedi ki enzi'a zehebha inza neza'a yenza'u inza onun altını nezel ve ce'alhu fil kiffe terazinin bir gözüne koy ve ce'al zeheben fil kiffetil ukra altınları da öteki göze koy. Sümme la te'huzenne illa mislen bi mislin. Sonra onu alma illa mislin olsun. Hiçbirisi fazla olmasın.
Fe inni semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben Resul-i Ekrem Efendimiz'i işittim. Yekulu, buyururdular ki: Men kâne yu'minu billahi vel yevmil ahir, her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ettiyse, fe la ye'huzenne illa mislen bi mislin, altını altına satarsa misli misline alsın, yoksa başka surette almasın. Fehâzâ hilâfun, bu muhaliftir limâ teqaddemuhu minel hadis, bu geçen hadislerin hilâfınadır. لَأَنَّ ف۪يهِ, bunda olucudur, emre fedale, fedalenin emri olucudur. بِنَزْ اَذَّهَبِ, altını çıkarmakla emri, ve بَيْعِ وَحْدَ, yalnız satmaya emri olucudur. Fedalenin kendisi emri diyor ki, altını çıkar ve tek başına sat. وَلَمْ يَذْكُرْ ذَٰلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ, bu hadiste Peygamber Efendimiz'den bir rivayet zikreylemedi. وَالَّذ۪ي ذَكَرَوَا النَّب۪ي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Peygamber Efendimiz'den zikreti eylemiş olduğu, هُوَ اُوْ نَهْيُهُ اَنْ بَيْعِ الزَّهَبِ بِالزَّهَبِ, altını altınla satmaktan nehidir. اِلَّا وَزْنًا بِوَزْنِ, illa vezinleri müsavi olursa. Peygamber Efendimiz'den gelen bu, altını altına. Fakat bu altını külüçe olan altını, sikke olan altında. Bunda bu var. Bu ne emrediyor ki? O sizin aldığınızdaki sikke kesili değil. Ne? Külüçü olan bir altın. Verdiğin para ise kesilmiş, sikkeli bir altın. Bu ne emrediyor ki? Çıkarken de haliyle sat. O da tartiri olsun. فَهَذَا مَا لَا اخْتِلَافَ فِي, bunda ise ihtilaf yoktur. وَالْاَمْرُ بِالْتَفْصِيلِ مِنْ قَوْلِ فَدَالَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. Peki bu rivayetler böyle geldi. Tafsil emrine gelince fedale ne dedi? Sen bunu ayır. Bunun böyle tafsil demesi. Fakat yecûze en yekûne emere bizarih, caiz ki fedale bunu emriyledi. Alâ ennehu la yecûzu indehu, fedalenin indinde caiz olmaz. El bey'u fîhâ, bu kilâdede bey'e fî zehebi, altında, hatta tufasıl. Hazreti Fidale'ye göre altını altında satarken ayrılmamış, onu satmak caiz değildir. Bu ihtimal var. Ve gadiyecuzu caizke en yekun emre bizelik, öyle emreyledi liye hâteti almihi, Hazreti Fadale katı surete bildiği için ki enne tilke filade, o bir ziynettir. La yuselu ila ilmi ma fiha minezzeheb, oradaki altının miktarını insan bilemez, ne kadar altın vardır. Ve la ila miktarihi, miktarını da bilemez. İlla بَعْدَ اَنْ يُفَصَّلَ مِنْهَا, İlla o ayırt edilecek ki altın miktarı bilinir. Caiz ki bunu murad etti. Fakat izdara بَهَذَا الْحَدِيثِ, bu hadis muzdarip oldu. فَلَمْ يُوْقَفْ عَلَى مَا اُرِيدَ مِنْهُ, bu hadiste murad nedir? Bu bilinemedi. Bu hadisin muhtelif ibarelerle geldiğinden dolayı hadisin tam manası nedir? Bununla ne murattır? Bu bilinemedi. فَلَيْسَ لِيَحَدٍ, hiçbir kimse için caiz değildir ki اَنْ يَحْتَجَّ بِمَعْنَا مِنَ الْمَعَانِ, manalardan bir mana ile ihticac eder. اَلَّتِي رُوْيَ عَلَيْهَا, bunun üzerine rivayet edilen manalardan birisini almak ve onunla amel etmek kimse için caiz olmadı. اِلَّا يَحْتَجَّ مُخَالِفُهُ عَلَيْهِ بِالْمَعْنَا الْاَخَرِ, şayet birisi bu manalardan birisini alır, delil ittihaz ederse onun muhalifi de ötekini alır. Onunla ihticac eder. وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي هَذَا الْبَابِ, bu babda biz takdim eyledik. كَيْفَ وَجْهُ النَّظَرْ فِي ذَلِكَ, bu mesele hakkında kıyas nedir? Bunu da takdim eyledik, zikreyledik. وَاَنَّهُ عَلَى مَا ذَهَبَ اِلَيْهِ الَّذ۪ينَ جَعَلُوا حُكْمَ الذَّهَبِ بِالْمَد۪يعِ مَا غَيْرِهِ بِالذَّهَبِ, evet, şunun üzerine ki bir kısmı sahip oldular ki satılan altının hükmü başkasıyla beraber altın. Yani altın onunla beraber başka eşyalar var. Bu altın ile satıldığı vakitte la ala kısmı temel alel kıyam, kıymet üzerine parayı teksil manasında değildir ki. Velakin ala enne zehebe mebi'un bi vesnihi minne zeheb ettemen, o biladedeki altın o satılıyor. Ne ile? O kendi vezniyle diğer altında satılıyor. Evet. Paradan. Ve ma bakiye vezni vezni. Peki verilen kıymetteki miktar o eşyadaki o altının miktarınca oldu.
ve ma bakiye mebi'un, mebi'den baki kalan cevher yahut da züğülü boncuk, bunlar da oldu. Bima bakiye mines semen, semenin bakiyesi mukabilinde oldu. Ve hâzâ kavlu Ebi Hanifete ve Ebi Yusuf ve Muhammed'in rahmetullahi aleyhi mecmu'in. İşte bu üç imamın kavli de budur. Yani ikinci kavli aldılar. Onlar bir pazarlıkta bir şey, altın, gümüş bir şey olursa, onu sattığı vakitte altın altın mukabilinde tutulur. Evet. Vereceği parada altın biraz fazla olacak. Çünkü o şeydeki eşya karşılığında altın altına ona sayacağız. Fazla olan altın da diğer eşyanın mukabilinde olacak. Haddesena Yunus, kâle ahberene ibn-i Vehbin, kâle ahbereni ibn-i Lehi'a. An Abdullah ibn Hubeyre Sebai an Abi Temim el-Ceyşani qala ishtara Muaviye ibn Abi Sufyan qiladatan. Abi Temim el-Ceyşani diyor ki Muaviye ibn Abi Sufyan bir boyundan asılan ziyneti qiladeyi satın aldı ki fiha tibrun ve zebercedun ve lulun ve yakut. Onda altın vardı bu boyun ziynetinde. Zebercet var, inci var, yakut var. Yani kıymetli taşlar var. Altından işlenmiş. Bisitte mi'eti dinar. 600 altına satın aldı. Allah. O zaman da. Fekame Übâdetü ibn-i Samit. Eshab-ı kiramdan Hazreti Übâde ayağı kalktı. Hine tala Muaviyetül minber. Muaviye minbere çıktığı vakitte çıktı minberde hutbe okuyacak. Hazreti Übâde bunu işitmiş. Böyle bir şey almış. O vakit ayağı kalktı. Evheyne salle zuhre. Yahut da evleyi kıldıktan sonra evleyi kıldırdı. Ondan sonra Hazreti Übâde ayağı kalktı. Fekale dedi ki Ela inne Muaviyete ey cemaat bilin aykah olun ki Muaviye işterer riba ribayı satın aldı. Yani ribaya gidecek bir alışveriş yaptı. Ve ekelehu onu da yedi. O ribayı satın aldı ve yedi. اَلَا اِنَّهُ فِي النَّارِ اِلَى حَلْفِهِ biliniz ki bu boğazına kadar ateştedir. Dedi. Fakat yecûz evet. Hadi, şimdi bunu Aleykümselam. Bunu şeyin kimin huzurunda söylüyor? Muaviye'nin kendi huzurunda söylüyor. O ne yapmış? Altından altın almış. Fakat almış olduğu o ziynette inci var, yakut var, zebercet var. Fakat altın da var. Kendisi vermiş olduğu altın. Halbuki yukarıda okuduk. Altını altında satacağı vakitte taşlardan ayırt edecek. Ondan sonra da tartacak. Ondaki o ziynetteki altın 600 dinar tartısında onun vezinde olursa caiz olur. Yoksa caiz olmaz. Ya böyle bir şey yapmadan aldı. Almadığı gibi bu riba oldu. Hazreti Übâde dedi ki bu ribayı aldı ve yedi. Riba yiyen de cehennemdedir. Bunu dedi. Fakat yecûzen yekûne tilkel kilâde. Buna cevaben diyor ki caiz ki o kilâde ola. Kâne fîhâ mine zehebi ekser. 600 dinardan daha fazla altın var idi o kilâdede. Bu caiz. Caiz ki böyleydi. Übâde, Hazreti Übâde bildi ki bundaki altın tarsan 600 dinardan daha fazla olur. Olduğu gibi riba oldu. Mimme evet. Mimme işteret. Mimme işte üştüriyet bihi. O kiladeyi satın aldığı 600 dinar var diye ondan daha çok idi kiladedeki altın. Fekâne min übâde mâ kâne lizâlik. Onun için Hazreti Übâde bunu bildiğinden altını altınla satın aldı. Vermiş olduğu altın az, almış olduğu altın çok, işte ribaya girmiş oldu. Bunun için söyledi. Ve yecûzü en yekûne bi'at binesiyetin. Caiz ki hayır, veresiye satın aldı. Altını aldı, veresiye 600 dinar verecek, veresiye. Veresiye oldu mu o da riba olur. Ona da riben nesiye derler. Hatta altını altınla satsan, 50 dirhem altın verdin, 50 dirhem altına. Yani vezin müsavi ama bugün sen verdin, bir iki ay sonra parasını alacaksın. Bu da riba olur. Riben nesiye derler. Caiz ki veresiye olduğunda Hazreti Übâde itiraz etti. فَاِنَّهُ قَدْ رُوْيَ اَنْ مُعَاوِيَةَ
Muaviye'den rivayet edildi ki ennehu lem yekun yara bizalike ba'sen. Veresiye altını altına yahut da gümüşü gümüşü satmada beis görmez idi. Dedi ki bu caizdir. Vezin müsavi olsun. Veresiye olursa caizdir. Onun mezhebi oydu. Onun için Hazreti Übade kafaya itiraz etti. Dedi ki yok veresiye de caiz değildir. وَقَدْ رُوْيَ فِي ذَلِكِ Peki Muaviye'nin böyle bir fikirde olduğunu ispat edecek bir rivayet var mı? Var mı? وَقَدْ رُوْيَ فِي ذَلِكِ Muaviye'nin bu fikirde olduğu hakkında rivayet edildi. وَفِي السَّبَبِ الَّذ۪ي مِنْ اَجْلِهِ عُبَادَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Şöyle bir sebep hakkında da rivayet geldi ki Hazreti Übade, o sebep dolayısıyla Hazreti Übade enkere ala Muaviyete fi zalik. Bu mesele hakkında Muaviye'ye inkar etti, mankere inkar ettiğini. Yani bunun ayrıca bir rivayet geliyor ki niçin Hazreti Übade kalktı da itiraz eyledi? Ha, Muaviye veresiyeyi tecviz ederdi, altını altına veresiye satmada cevaz vardır derdi. Onun için Hazreti Übade de buna itiraz etti ve kalktı söyledi ki Muaviye nartadır. O rivayet nedir? Ma haddesena İsmail ibn Yahya el-Müzeni. İmam-ı Tahaviye Müzeni rivayet ediyor. İmam-ı Şafii'nin talebesi. Kale haddesena Muhammed ibn İdris. Ona da İmam-ı Şafii rivayet eylemiş. Kale akhberena Abdülvehhabi ibn Abdülmecid. İmam-ı Şafii diyor ki bana Abdülvehhab rivayet eyledi. An Eyyub es-Sıhtiyani an Ebi Kilabe an Ebi el-Aş'as. Kale Ebu'l-Aşes'ten rivayeten dedi ki künne fi gazatin bir gazada idik, harpteydik aleyna Muaviyetu bizim emirimiz de Muaviye değil, Muaviye idi Ebu Süfyan idi fe asabna zeheben ve fiddaten o harpte biz altın ve gümüş ganimet olarak aldık fe emere Muaviyetu Muaviye emritti racülen bir adama ki en yebi'aha o altın gümüşü sata ennase nasa sata müddetle ne müddetinde fi atiyatihim onları satsın onların askerin maaşı çıkıyor ya atiye derler ona atiye ne vakitte maaşları alırlarsa o vakitte ödesinler yani bak mühletle olunur artık bir ay sonra mı onların atiyeleri çıkar iki ay sonra mı altını gümüşü nasa sat yaz bunların ne kadar borcu varsa atiyelerini aldığı vakitte ödesinler dedi. Bale bunu ravi diyor ki fetenaze annasu fiha. Bunun üzerine nas tenazu ettiler. O bana ver, o bana ver, o ben alayım çünkü peşin para değil ya veresiye. Bunun üzerine fekame ibadetu. Hazreti Ümade kalktı. Hazreti ibadetu bin Samit ayağa kalktı. Fenehahum. Onları nehyetti. Ya ne yapıyorsunuz? Bu veresiye olmaz. Satılan altın. Altın gümüş. Altın gümüşle satın alıyorsunuz. Bu peşin olacak. Elbeğer olacak. Elbeğer olması olmaz. Veresiye oldu mu riba olur. Nehyetti onları. Feredduha. Onlar da götür. Madem haramdır almıyoruz dediler. O satan adama gerisin geri iade ettiler. Feater racülü muaviyete. O memur olan, onu satmaya memur olan, adam Muaviye'ye geldi. Feşeka ileyhi. Ona şekva etti ki sen bana emrettin. Ben böyle satış yaptım. Hazreti Übade nehyeyledi. Bu alışveriş durdu. Fekâme Muaviyetu hatiben. Muaviye milleti topladı. Hutbe okumaya başladı. Fekâle dedi ki mâ bâlu ricalin. Şu adamların işi nedir ki? Yuhaddisûne an Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve selleme hadise. Peygamber Efendimiz'den hadis rivayet ediyorlar. Yekzibûne fîhâ aleyhi. Rivayet etmiş oldukları hadisleri Resulullah'a yalan yere isnat ediyorlar. Resulullah'tan böyle işittim diyorlar. Halbuki Resulullah Efendimiz'den bu hadisler varid olduğu yok. Yalan söylüyorlar. Lem nesme'ha. Eğer biz eşitmediğimiz hadisleri söylüyorlar. Resulullah Efendimiz'in hadisi olsa biz eşitirdik. Bizim eşitmediğimiz hadisleri yalan yere eşittik diye söylüyorlar. Tabi bu kime itiraz oldu? Hazreti Übade'ye. Yani eğer bu hadis olsa biz de eşitirdik. Übade yalan söylüyor. Resulullah'tan eşittim diyor. Eşitmemiş. Yalancı dedi. Hazreti Übade durur mu? Fekâme Übadetü Hazreti Übade ayağa kalktı. Fekâle dedi ki Vallahi Allah'a yemin ederim ki
لَنُحَدِّثَنَّ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz'den biz hadisleri rivayet edeceğiz. وَاِنْ كَرِهَ مُعَوِيَةً Muaviye hoş görmese bile, kerih görse bile Resulullah Efendimiz'den işittiğimiz hadisleri biz söyleyeceğiz dedi. قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Ey cemaat, bilin ki Peygamber Efendimiz buyurmuştur. La tebi'u zehebe bil zehebi ve lel fiddata bil fiddati ve lel burre bil burri ve lel şa'ire bil şa'iri ve lel temre bil temri ve lel milhe bil milhi illa sevâen bi sevâ yeden bi yedin aynen bi aynen. İşte Peygamber Efendimiz'den bu hadisi ben rivayet ettim dedi Muaviye'nin yanında. Sen hoş görmesen bile ben bu hadisi işittim, işte rivayet ediyorum. Hadisin manası şu: La tebi'u, satmayınız. اَذْذَهَبَ بِالذَّهَبِ Altını altında. وَلَلْفِدَّةَ بِالْفِدَّةِ Gümüşü gümüşünden satmayınız. وَلَلْبُرَّ بِالْبُرِّ Buğdayı buğdayına satmayınız. وَلَلْشَعِيرَ بِالشَعِيرِ Arpayı arpayına satmayınız. وَلَلْتَمْرَ بِالْتَمْرِ Hurmayı hurmayına satmayınız. وَلَلْمِلْحَ بِالْمِلْحِ Tuzi tuzuna satmayınız. اِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ İlla müsavi olarak. İkisi müsavi olur, vakitte satın. Ne olduğu halde yeden bi yedin el be el, hemen o mecliste hem müsavi olacak hem de bir elden verip bir elden alacaksın. Aynen bi aynen. Ayn, ayn, o sen verdiğin şey neyse ondan da aldığın şey ayn olacak. Evet. Bunu rivayet eyledi. Şimdi bunu rivayet eylediği gibi Muaviye ne diyecek? Sükut etti kaldı. O dedi ki, o zannetti ki Hazreti Übade yalan söylüyor. Halbuki yalan değil, yemin ederek tehdit etti ki Resulullah Efendimiz'den ben bunu rivayet ediyorum. Şimdi bu rivayet ispat ediyor ki Muaviye'nin kendi fikrinde evvelce altını altınıyla veresiye satmak caiz idi. O öyle görürdü. Fakat bu meseleyi kim tasih etti? Hazreti Übade tasih eyledi. Haddesena İsmail ibn Yahya, kâle haddesena Muhammed ibn İdris. قال حدثنا عبد الوهاب بن خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث السنعاني من إمام الشافعي واسطة سيلة أبو الأشعث السنعاني دان رواية ديور كأنه قال أبو الأشعث dedi قدم ناس في إمارة معاوية Muaviye'nin emir olduğu zaman bir takım adam geldi. Şam'da emirdi ya, 20 sene emirdi orada. Emir emarette kaldı. O zaman geldiler. يَبِعُونَ آنِيَةَ الذَّهَبِ Gümüş aniyeteze, altın kapları, altından işlenmiş kapları satardılar. Bel fıddati gümüşten, altın gümüşten yapılmış kapları satardılar. İlel ata, kendi maaşlarını alıncaya kadar. Veresiye oldu demek ki o zamanda nas getirmiş, küffar zamanından kalma altın gümüş kaplar var. Onları getirip satıyorlar, veresiye satıyorlar. Alanların parası yok, maaşlarını aldıklarını da verecekler. فَقَامِ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِدِ Bunu görünce Hazreti Übade kıyam etti. فَقَالَ اِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz نَهَا عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ Dedi ki Resulullah Efendimiz altını altın ile satmaktan, gümüşü gümüş ile satmaktan, وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ وَالْتَمْرَ بِالْتَمْرِ وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ Buğdayı buğdayla, hurmayı hurmayla, arpayı arpayla, tuzi tuzuna satmadan nehyeyledi. İlla mislen bir misin, illa müsavi olursa, tartıları bir olursa, o ne kadar ise o da o kadar. Arpada buğdada ölçü, o tartı değil de onların da ölçüleri müsavi olacak. Ölçüleri müsavi olursa, sevaen bir sevain, müsavi olacak. Misli misline, buğdayı buğdaya satacak, arpayı arpaya, altını altına, fakat misli misline olup ve müsavi olacak. Femen zade, her kim ziyade ederse, eviz dade yahut ziyade alır, ya, verirse yahut da alırsa. Birisi dedi ki ben sana zarar yok. Sen bana bir kilo buğda ver, ben sana bir kilo bir de bir ruh vereyim. Yahut da sen bana 10 dirhem şu altından ver, ben sana 12 dirhem şu altından vereyim. Yahut da vereyim diyor, yahut öteki diyor ki ben satmam illa ki veresin. İster verici, ister alıcı, hangisi ziyade ederse etsin, fakat erba. Bu adam riba etmiş oldu, ribaya girmiş oldu. Ribayı yemek de nedir? Günah-ı kebairdendir ki ateşi yemek gibidir. Riba zahiren mekul bir şey gibi görünür.
Ne olacak? Adam iki tarafta razı olmuş. Bu adamla alışveriş yapmışlar. Ne zararı var? Adamdan gitmiş. 10 altın borç almış. İhtiyacı var. 2 ay sonra ödeyecek. 12 altın ödemiş. İki tarafta razı. Yani zahire bakılırsa bunda bir şey yok gibi. Halbuki Cenab-ı Hak bundaki mazarreti Cenab-ı Hak bildiğinden dolayı diyor ki bu o kadar kötü, o kadar kötüdür ki bunu yapanlar, bunu yiyenler ateş yemiş gibidirler. Bir de bunlar Allah ve Resulü ile eyalan harptedirler. Yani bunu yapan adam ben Allah ile Resulü ile harp edeceğim diyor. Allah ile Resulü ile harp eden galip mi olur, mağlup mu olur? Mağlup olur. Sonra gideceği yer nere olur? Cehennem. Hiçbir isyan ve günah hakkında bu derece emir yoktur. Rakı içmiş, rakı içen Allah ve Resulü ile harp etmiştir demiyor. Zina eden Allah ile Resulü ile harp etmiş demiyor. Adam öldürüyor. Herhangi bir günah işlese o da günah. Fakat Allah ve Resulü ile harp ediyor demiyor. İlla bunda. Çünkü bunun mazereti şahıste kalmıyor. Cemiyeti kökünden yok ediyor. Bunun farkında değil. Faizinden alınmış bir para. Adamın kendisi faizini ödemiş senelerce. Baş parayı ödeyemiyor. Kendi ölmüş gitmiş. Evlatları kalkmış onun faizini ödüyorlar. Adam vaktiyle 5-10 altın vermiş, öteki tarafta aciz o 5-10 altını veremiyor. Her sene faizini kazanıyor, getiriyor, veriyorlar. Adam kazanca bağlamış. Ya, ötekiler çalışıyor, bu yiyor. Torunları ancak o borcu ödedi de kurtardılar. Bu olan vakayı yani benim bildiğim. Bak bunun mazareti ne kadar. Sülaleyi mahvediyor. O sülale kazanacak, getirecek, ona verecek, o zukumlanacak. Onun için Cenab-ı Hak bunu diyor ki, bunu yapanlar, bu ribayı yapanlar Allah ve Resulü ile haklıdırlar. Sonra kıyamette de bütün millete fahş etmek için Cenab-ı Hak onların da pat yan üstü düşecek. Gene kalkacak, azıcık yürüyecek, gene pat düşecek. Yine biraz yürüyecek, gene pat düşecek. Ha millet diyecek ki riba yiyenler bunlar, merhumlar. Onları da o suretle fahş edecek Cenab-ı Hak. قال Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَدَلَّ ذَلِكِ Bu rivayet delalet etti ki اَنَّمَا كَانَ مِنْ اِنْكَارِ عُبَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَلَا مُعَوِيَ Hazreti Übade'nin kalkıp da Muaviye'ye inkar etmiş olduğu şey, kalktı da inkar etti, dedi ki Muaviye bak ne yaptı? Ateşe girdi. وَهُوَ بَيْعُ الزَّهَبِ بِالزَّهَبِ اِلَى اَجَلٍ Altını altına sattı veresiye. Muaviye buna sahip oldu. Altını altına sattırıyor. Veresiye işte bunu inkar etti. La gayri zalik. Yoksa bu ne değil? Hani dedi ki getirdi de bir zinet vardı. Onda inci, zebercet, yakut taşları da vardı. Onu 600 dinara satın aldı. Satın alınca Hazreti Übade kalk dedi ki Muaviye riba etti. Ve cehenneme girdi. İtirazı neye oldu? Onu veresiyeye almıştı. 600 dinar ama veresiye olduğundan dolayı inkar etti. Yoksa eğer o ya böyle oldu yahut da o kıladedeki altın tartıya itibariyle 600 dinardan fazlaydı. Yani böyle olursa caiz olmaz. Ama o kıladedeki altın 600 dinarın tartısından noksan olursa, 600 dinarın tartısı daha fazla olursa o veya caiz senefiye göre. Niçin? 600 dinarın diyelim ki 550 dinarı altın mukabile. O da o kadar. Orada ne kadar kaldı? 50 dinar. 50 dinar da taşların mukabili. Bu caiz. Yani bu Hanefi mezhebini ispat ediyor. Ve emmel kilade elleti fîhe zehebu kendisinde altın olan kilade. Öyle kilade ki elmebi'a bizzeheb altın ile satıldı. Evil kilade tülleti fîhe fiddatul mebi'atü bil fidda yahut da gümüş bir kilade ki gümüş ile satıldı. فَلَا دَلَالَةَ ف۪ي مَا رَوَيْنَا عَنْهُ Evet, Hazreti Übade'den rivayet etmiş olduğumuz hadiste delalet yoktur. اَلَا حُكْمِ ذَٰلِكَ Bunun hükmü nedir? Ona delalet yoktur. اِذَا بِيَ بَاَكْذَرَ مِنْ وَزْنِ ذَهَبِهِ Onun, ondaki altının vezninden ziyadeye satılırsa, اَوْفِدَّةِ yahut onun gümüşünün kıymetinden, tartısından fazlaya satılırsa, ve mine o da neden satıldığı şeyde neden mine zehbeli çünkü altın ve yahut da gümüşten ona delalet yok. Yani o kıladedeki altını sattı
Fakat vermiş olduğu altın daha fazla. Altın altına sattı ama adamın vermiş olduğu altın fazla. Yahut da gümüşü gümüşle, o kilade gümüşten, onu da gümüşle sattı. Sattı ama vermiş olduğu gümüş daha fazla. Buna delalet yok ki. Bu caiz değildir diye bir şey yok bunda. Çünkü Hanefiler onu tecviz ediyor diyor. Madem verdiği gümüş fazladır, vermiş olduğu altın fazladır, o kiladedeki altının vezni kadar veriyor, hem de fazla veriyor. O fazlası da taşların mukabili. Bu alışveriş de caizdir. Onun için ayrıca sökmeye, onu ondan ayırmaya lüzum yoktur. Ne vakıda ayırmaya lüzum vardır? Bilinmezse, o boyun ziynetindeki altın ne miktarı var, o miktarı bilinmezse, bilemiyoruz. Bilemediğimiz gibi o vakitte taşları ayıracağız, altını tartacağız, bu vakitte satılacak. Taşlar ayrı, altın ayrı. Ama bilinirse ki verilen altın çok, o filadedeki altın az, o vakitte caiz. وقد حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عبد الله بن عباس روايته قال عبد الله بن عباس buyurdular ki اشتريت السيف المحلى بالفضة gümüş ile ziynetlenmiş bir kılıç ben satın aldım. İştere, bu işterede ya yok. İşteri o vakitte emir yapmış. Fakat diğer rivayetlerde iştera diyor. Oraya bir ya yazın. Evet. Abdullah ibn Abbas bir kılıç alıyor. Kılıç gümüşle işlenmiş. Ne ile alıyor? Gümüş ile alıyor. Halbuki şimdi birinci mezhebe göre kılıçtan o gümüşleri sökeceksin. Ondan sonra gümüşü gümüşten tartıp satacaksın. Böyle olması lazım. Halbuki yok. Hanefilere göre diyor ki o kılıçtaki gümüş az. Vermiş olduğu gümüş çok. Onun için o kılıçtaki gümüş kadar veriyor, daha da fazla veriyor. Fazlası da kılıçın kendisine mukabil. Öyleyse bu da Hanefilerin mezhebini teyit eyledi. فَهَذَا بْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَدْ اَجَازَ بَيْعَ السَّيْفِ kılıcın satışını tecviz eyledi. اَلَّذ۪ي حَلِيَتُهُ فِدَّ böyle kılıç ki onun ziyneti gümüş. Ne ile satılmasını? Bir fiddatin gümüş ile satılmasını tecviz eyledi. Çünkü verdiği gümüş daha çok. وَقَدْ رُوِيَ ف۪ي مِسْلِ ذَٰلِكَ اِذَا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِع۪ينَ وَقَدْ رُوِيَ rivayet edildi. ف۪ي مِسْلِ ذَٰلِكَ اِذَا yine böyle bu mesele gibi kilade yahut da gümüşü satıyor gümüşüne altını altın olan en cemaatin minet tabi'in tabi'inden bir cemaatten rivayet edildi ihtilafın ihtilaf rivayet edildi tabi'inde de ihtilaflıymış bu haddesena Yunus kâle akberene ibn-i Vehbin kâle akbereni Hayvet ve ibn-i Lehi'a en Halid ibn-i Ebi İmran ennehu se'elen Kasim ibn-i Muhammed Halid ibn-i Ebi İmran diyor ki Hazreti Ebu Bekir'in torunu Kasim ibn-i Muhammed vardı Hazreti Muhammed'in oğlu Kasim Medine'nin ulemasından ona sordum ve Salim ibn Abdullah, Abdullah ibn Ömer'in oğlu Salim'e sordum. O da o zamanın alimiydi. En iştirai sevbil mensudi biz zehebi. Altın ile işlenmiş bir elbiseyi satın almaktan. Biz zehebi altın ile. Bir adam elbise satıyor fakat elbisenin bazı yerlerinde altın işlenmiş. Altından işlenmiş. Bunu altında satın alıyor. Sormuş bunun hükmünü. Fekal her ikisi de dediler ki لَا يَسْلُحُ اشْتِرَاهُ بِالذَّهَبِ bunu altın ile almak salih değildir. Madem bunda altın var, altın ile alma. Gümüş ile al. Niçin altın ile alma? O birinci kevle göre bu caiz değil. Altınını sökeceksin. Kumaşı bir tarafta kalacak, altını da bir tarafta kalacak. Ondan sonra altını altından tartacaksın. Bu vakitte elbise kıymetten ölür. O elbise bu. Söküldü mü o kıymetten düşer. Öyleyse bunu madem o elbisede altın var, sen onu gümüşle al. Cinsi değişsin, el be el olsun. Bu birinci mezhebi teyit etti. Hanefi mezhebini değil de Şafii mezhebini teyit etti bu hadis. Haddesena İbrahim ibn-i Merzuk, kâle haddesena Ebu Amir, kâle haddesena Süfyan, an Osman ibn-i Esved, en Mücahit, ennehu kâne la yara be'sen.
Tabiinde Mücahit'ten rivayet eyledi Osman İbni Ebil Esved. Dedi ki Mücahit beis görmezdi. En yüş en yeşteriye zeheben bi zehebin. Ev fidde. Bi fiddetin ve zeheb. Altuni altun ile yahut da gümüşü gümüş ile satın almakta beis görmezdi. O da Hanefi mezhebini teyit ediyor. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عاصم المبارك عن الحسن انه كان لا يرى باسا ابد حسن البصري بايش görmezdi en yubaa seyful muhalla el mufaddat bid dirahim gümüşüne zinetlenmiş bir kılıcın dirhem ile yani gümüş ile satılmasında satın alınmasında bayiş görmezdi illa bu kılıçtan bunu ayır diye bir teklifte yoktu ve ekser mimma fihi. Fakat o vermiş olduğu dirhem o kılıçtaki gümüşten daha fazla. Kılıçtaki gümüş az. Vermiş olduğu para fazla. Ya öyleyse kılıçtaki dirhem kadar veriyor, daha da fazla veriyor. Fazlası da kılıça mukabil. Bunda beis görmezdi. İlla bunu ayır demezdi. Bu da Hanefi mezhebini teyit ediyor. Evet. Tekvunul fidda bil fidda. Gümüş gümüşün mukabili ve seyfu bil fadıl. Kılıç da fazla olan gümüş. Onun mukabili. Çünkü fazla verdi ya, diyelim kılıçta 10 dirhem gümüş var, işlenmiş. Bu adam 15 dirheme satın aldı. 15 dirhemin 10 dirhemi kılıçtaki 10 dirhem gümüşe mukabil. Orada 5 dirhem fazla kaldı. O da kılıça mukabil. Bu caiz olur. Ama kılıçtaki dirhem 15 dirhem varsa, bu adam da 10 dirheme satın aldıysa bu caiz olmaz. Niye? 15 dirhem gümüş var o kılıçta. Senin almış olduğun 10 dirhem verdin. 10 dirhem verdin, 15 dirhem gümüş aldın. Kılıcı da üstelik aldın. Bu riba oldu. Bu caiz oldu. Haddesena Süleyman ibn-i Şuayb en ebihi en Muhammed ibn-i Hasan en ebi Yusuf en Sa'id ibn-i Ebi Arube en ebi Ma'ser en İbrahim ennehu kâle fî bey'e seyfil muhalla İbrahim'in lehaiden galiba rivayet en ebi Ma'ser. Bu Ebu Yusuf'tan, Ebu Yusuf Sa'id ibn Ebu Ariba ve en Ebi Ma'şer an İbrahim. İbrahim fakat hangi İbrahim? Nehay. Nehay bu Ebu Yusuf'tan sonra. Evet tamam, İbrahim'in Nehay. Ennehu kâle. İbrahim'in Nehay dedi ki fî bey'i seyfil muhallâ zînetli bir kılıcın satılmasındaki izâ kânetil fidda gümüş olursa elleti fihi kılıçta olan gümüş olursa اَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ vermiş olduğu paradan az olursa فَلَا بَأْسَ بِذَلِكْ bunda beis yoktur. Bu caizdir. حَدَّسَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبَ اَنْ اَبِيهِ اَنْ مُحَمَّدٍ اَنْ اَبِي يُسُفَ اَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ اَنْ عَامِرِ الشَّعْبِي قَالْ عَامِرُ الشَّعْبِي buyurdular ki لَا بَأْسَ بِبَيْعَ سَيْفِ الْمُحَلَّى zinetli bir kılıcı satmakta beis yoktur بِالدَّرَاهِمْ dirhem ile yani gümüşle süs verilmiş kılıca. Bu ne de gümüş ile satın almada beis yoktur. Ne için? لَاَنَّ ف۪يهِ حَمَائِلَهُ onda o kılıcın ipi vardır. وَجَفْنَهُ kabri vardır, kını vardır. وَنَسْلَهُ o kılıcın kendisi vardır. Onun için vermiş olduğu para fazla olursa bu vakitte caiz. Bir miktarını kılıçtaki zinete karşı tutarsan ötekini de onun kınına, ipine, evet demirine karşı sayarsın. Şu halde tabi'in arasında da ihtilaf olmuş. Şimdi hadiste ihtilaf olduğu gibi ashab arasında, tabi'in arasında da ihtilaf olmuş. Onun için İmam Ahmed ibn Hanbel, İmam-ı Şafii bir tarafını iltizam etmişler. İmam-ı Hanife de diğer tarafını iltizam etmiş. Her iki rivayet de nereden geliyor? Ashab'dan ve tabi'inden geliyor. Vallahu Teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi sallam el-Fatiha.